İyi akşamlar Mercan TV izleyicileri. Bu akşam yeni bir konu ve konukla beraberiz. Bu akşam hayvan dostlarını konuşacağız. Bu akşam konumuz veteriner hekim Mehmet Atay hocamızla konuşacağız. Bu akşam ev hayatında kedi ve köpek bakım ve beslemeyi konuşacağız. Hocamıza her türlü soruyu sorabilirsiniz. Kedi bakımıyla, köpek bakımıyla gibi bütün soruları sorabilirsiniz. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız hocam? İyiyim, sizleri sormalı. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık hocam. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Hocam bütün gelen konuklara sorduğumuz gibi size de soruyoruz. Mehmet Atay kimdir? Mehmet Atay Adıyaman'da doğmuş. Veteriner hekimliği okumuş. Bu bölümde kendi geliştirmiş veya geliştirdiğini iddia eden Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir veteriner hekimdir. Evet. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir veterinerek. Mercan TV izleyicileri bu akşam Mehmet hocamıza soru ve görüşlerini şu anda ekranlarda görüküyor. Psikolog Diyetin Ost İsrak'ın maalesef soru ve görüşlerini sorabilirsiniz. Mehmet hocama kedi, köpek beslemek, bakım nasıl olacak? İşte bütün onunla ilgili bütün soruları sorabilirsiniz hocamıza. Peki Mehmet hocam. Şimdi insanlar kedi köpek ev almak istiyorlar ama en büyük sıkıntıları şu. İşte etrafı kirletir, şuraya pisler, şunu yapar, bunu yapar. Bir kedi ve köpek için tuvalet eğitimi nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? Kedi köpeklerde tuvalet eğitimi doğduğundan minimum 2 aya kadar devam ediyor. Öncelikle eğer doğan kedi yavrusu veya köpek yavrusu annesiyle beraber bir ortamda bakılıyorsa, annesinden ayrılmamışsa bunu içgüdüsel olarak yapıyor ve anneden görüyor. Şayet anneden ayrılmasını önermiyoruz. Ayrılmışsa bile bunların onların aileleri tarafından öğretilmesi gerekiyor. Bu nasıl yapılıyor? Şimdi yeni doğan bir kedi yavrusunun kolay kolay dışkılamasını kendisi yapamaz. Burada ailenin yardım etmesi gerekiyor. Ondan sonra da örnek veriyorum, bir istemediğiniz bir ortama dışkılamayı yaptı. O dışkı parçasını alıp kedi ise kuma sürmeniz ve bir miktar o kokuyu koklatmanız. Çünkü dışkıda ve idrarda feromon dediğimiz salgılar var ve bu feromonlar koku yayıyor. Bu yayılan kokuları hayvanlar işaret olarak belirliyor. Diyor ki benim yerim burası, işaretliyor ve sürekli gider oraya şey yapar. Dışkılamasını ve idrarını yapar. Bunu yaptınız ama tekrardan dışkıladığı yere gitti, tekrar dışkıladı, tekrar dışkıladı. Bunun önüne geçmek için ise sirke ve suyu karıştırıp o bölgeyi sildikten sonra o bölgeye silmiş olan feromonları ortamdan uzaklaştırınca kedi veya köpeğiniz ister istemez gidip oraya dışkılamasını yapacaktır. Köpeklerde ise şu var. Köpeklerde biz mama verildikten sonra hemen bir yürüyüşe çıkartılmasını öneriyoruz. Şimdi mesela dediniz ya, hayvan kendi kokusunu kendi idrarından buluyor. Mesela köpekler genelde yapar. Bir yere giderken bir yere bir işaret gibi bırakırlar. Evet. Yolunu bulsunlar diye. Evet, doğru. Peki hocam, şimdi şöyle bir soru gelmiş. Diyor ki benim kedim var ama sakinleştiremiyorum diyor. Kediyi en iyi sakinleştirme yöntemi var mıdır? Varsa nedir? En iyi sakinleştirme yöntemi sevgidir. Kesinlikle şiddet uygulamadan, ya nasıl çocuklarınıza bir tolerans gösteriyorsanız o kedi veya köpek evinize geldiğinde bir ortam değiştiriyor. Adaptasyon süreci gerektiriyor. Bu adaptasyon sürecinde ona şiddet veya kıstırma veya cezalandırma tarzı şeyler yaparsanız bunun sakinleştirme sürecini veya sakinleşmesini daha da uzatmış olursunuz. Daha kibar, daha nazik ve daha toleranslı yaklaşarak sakinleştirebilirsiniz. Zaten sakin canlılar bunlar. Evet. Hocam bir de şey var. Mesela insanlar eve kedi köpek almak istiyor ama büyük korkuları da şu. Ya kılı yutarsam veya evet, kedi veya köpeğin kılı boğazıma giderse. Yani kedi veya köpek kılı boğazımıza giderse bize zarar nedir? Var mıdır? Varsa nedir? Şimdi halk arasında şöyle bir söylem var. Kedinin kılını yuttuğumuzda işte kist oluşturur, hastalık yapar. Hatta kedinin kılı ölümcüldür. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Şimdi kedinin kılını yuttuğumuzda ciğerlerde bir sorun oluşturmaz. Sorun oluşturan şey şu. O kıl üzerinde veya kıl kökünde
parazitin kendisi, yumurtası veya larvası varsa ve bunlar ciğere kaçarsa, yani kaçar dediğim bir şekilde ciğere ulaşırsa orada kistler oluşturur. Kist hidatik dediğimiz kistleri oluşturur. Bunun önüne geçmek için ise düzenli antiparaziter uygulamaları yaptıklarında isterseler kedileriyle sarılıp uyuyabilirler. Yani yoksa bir sıkıntı falan bir şey yok. Yok. Yok, evet. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Mantarlı petim var, ne yapmalıyım? Öncelikle onun mantar mı yoksa başka bir dermatolojik problem mi olup olmadığını bir veteriner hekim tarafından teşhis edilir. Mantar onu anlayabilirler mi hocam? Kolay kolay anlayamazlar. Çünkü pullanma da olabilir, kepeklenme de olabilir. İnsanlarda görülen bu dermatolojik problemler hayvanlarda da görülebiliyor. Bir veteriner hekim tarafından bunun mantar olduğu teşhisi koyulmalı. Koyulduktan sonra minimum 2 doz aşılaması oluyor 15'er gün ara ile. 15'er gün ara ile yapılan bu mantar aşısına ek olarak, ilave olarak mantar solüsyonları, şampuanları var mevcut. Bunlarla hayvanlarını deriye temas edecek şekilde yıkayabilirler. Evet. Bu şekilde bunun mücadelesine başlayabilirler. Yalnız mantarlı hayvanlardan benim dikkat etmelerini istediğim şey şu. Mantar bulaşıcıdır. İnsana da bulaşır. Bunu soracaktım size. Mantarlı bölgeye olabildiğince temas etmemeliler. Ettiyseler de şayet ellerini bol su ve sabunla yıkamaları gerekiyor. Yani öyle bir şüphesi olunca hemen bir veterine gitmeleri gerekiyor tabii diyoruz. Ki ileride kendi için bir sorun yaratmasın. Tabii. Peki hocam köpekler neden dışkı yer? Köpeklerle dışkı yemesi tamamen bir davranışsal problem veya alışkanlık. Yavrulukta eğer köpeği dışkısıyla çok aynı ortamda bulunuyorsa veya bulunduğu ortama dışkısını yapıyorsa o dışkıyı yer. Bunun önüne geçmenin yollarından biri şu. Yani köpeğinizi gezdirdiniz. Sizden önce gezdirilen bir köpeğin dışkısına hani yeltendi, onu yemeye çalıştı. Onu yiyeceği zaman tasmasından yavaşça çekiştirerek, çekerek hayır komutu, net bir şekilde hayır komutunu 3-5 defa verdikten sonra o köpeğin dışkıya yönelmediğini göreceksiniz. Yani onlar da bir canlı olarak anlıyor. Hayır dediği zaman anlıyorlar ve bundan sonra yapmazlar. Tabii. Peki hocam, şöyle bir soru gelmiş. Kedim var ama tüy döküyor diyor. Kedilerin tüy dökme nedenleri nelerdir diyor. Kedilerin, köpeklerin, insanların da evet, tüyleri dökülür. Bu fizyolojik bir şeydir. Hani tüy dökmeyi sıfırlamak diye bir olgu, bir algı, tamamen yanlış bir algı. Nasıl ki insanlar saçlarını döküyorsa kediler de tüy döker. Fakat bu tüy dökmenin sezonları vardır. Normal rutinde döker. Bazı sezonlarda, örnek veriyorum, kıştan yaza geçişte, yazdan kışa geçişte, kışlık tüylerini ve yazlık tüylerini dökme gibi bir fizyolojik görev vardır. Mevsimde geçişlerde değil mi? Mevsim geçişlerinde olur. Ve stres durumlarında da bu tüy dökme artabilir. Bunlar tamamen fizyolojik, evet, normal şeyler. Peki hocam, kedi ve köpeklerde aşılamanın önemi nedir? Kedi ve köpeklerde aşılamanın önemi direkt söylüyorum hayatidir. Kedilerden başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi veya şöyle bir soru gelmiş. Kedi aşıları nedir diye bir soru var. Kedi aşıları nelerdir diye bir soru var. Kedilerde karma dediğimiz aşı var. Lösemi dediğimiz aşısı var. Kuduz var, mantar var ve onun dışında antiparaziter uygulama. Yani halk arasında iç dış parazit aşısı olarak geçiyor. Ama hani antiparaziter uygulamadır. İsterseniz sırasıyla açayım. Gençlik aşısı, yani karma aşı dediğimiz kedilere bulaşabilen, direkt hastalıkların adını söyleyeceğim. Kalisi evet, virüs, herpes virüs ve kedi gençlik hastalığına sebep olan o virüs. Bunları içeren bir üçlü kombinasyon aşısıdır. Bu aşılar, bu üç hastalık da kedilerde ölümcül şeylere sebep olan hastalıklardır. Bunlara karşı bir antikor yanıtı, yani bir bağışıklık yanıtının oluşmasını sağlayan aşılardır. Lösemi aşısı ise kedilerde lösemi görülebiliyor. Ona karşı bir aşıdır. Kedilerde, köpeklerde görünüyor mu hocam? Köpeklerde görünüyor. Ama kedilerde görünebiliyor. Evet. Evet. Kuduz aşısı mevcuttur. Mantar aşısı da bildiğimiz mantara karşıdır. Antiparaziter uygulama ise hem iç parazitlere hem de dış parazitlere, örnek veriyorum, dış parazit
bit, pire, kene gibi işte haşerelere karşı oraya yuva yapmasınlar, uzak tutsunlar diye yapılan uygulamalardır. Evet. Mezan TV izleyicileri soru şeyini tekrar hatırlatıyorum. Mehmet Hocam'a soru ve görüşler için ekranda göründüğü gibi psikolog Cettin Öztürk Instagram'a soru ve görüşler sorabilirsin. Peki hocam, antiparaziter temizlik nedir? Nasıl yapılır? Antiparaziter temizlik, şimdi vücutta parazitler meydana gelebiliyor. Yani parazit öncelikle nedir? Parazit başka bir canlının enerjisini, yiyeceğini alıp oraya kendine konak eden asalaklardır. Bunlar iç ve dış parazitler olarak ayrılır. İç parazitler halk arasında bilinen mesela bağırsak kurdu, şeritler. Bunlar kedilerde, köpeklerde görülebiliyor. Evet. Dış parazitler ise biraz önce bahsettiğim gibi kene, pire, bit gibi faktörlerdir. Bunların 2 ayda bir, altını çiziyorum, hayatı boyunca 2 ayda bir iç dış parazit uygulamaları yapılmalar lazım. Çünkü şundan dolayı, bir parazit bulaşabilir. Nasıl ki bize bulaşabiliyorsa o kedilere veya köpeklere de bulaşabilir. 2 ayda bir düzenli iç dış parazit uygulamalarını yaptıklarında şu oluyor. İç dış parazit uygulamasını yaptırdık. 10 gün sonra bir parazit bulaşabilir. Fakat bu paraziti örnek veriyorum ağızdan aldık. Yemek borusundan geçti. Mideye ulaştı. İnce bağırsaklara ulaştı. Örnek veriyorum bir karaciğer paraziti olsun. Karaciğere evet. Göç etmesi, oraya tutunup, üreyip yeni paraziter meydana getirmesi minimum 2,5 ay zaman aldığı için biz 2 ayda bir iç dış parazit uygulaması yaptığımızda bir parazit bulaşmışsa bile yeni parazitlerin meydana getirme dönemine girmeden o uygulama yapıldığı için 24 saat içerisindeki bütün parazitler ölü bir şekilde dışarı atılıyor. 2 ayda bir olmasının sebebi bu. Evet. Yaz aylarında şunu dış paraziti ben şiddetle 2 ayda bir değil de ayda bire düşürülmesini öneriyorum. Çünkü keneler, pireler, bitler yaz aylarında aktivasyonlar artar. Koruyucu olarak ayda bire düşürmelerini öneririm. Evet. Şimdi hocam kısırlaştırma ile ilgili bir soru gelmiş. Kısırlaştırma neden önemli ve kısırlaştırma sonrası neler görülebilir hayvanda diye soruyorlar. Kısırlaştırma niye önemli? Kısırlaştırma eğer hayvanınızı çiftleştirmiyorsanız, şimdi onlarda da libido dediğimiz bir durum var. Onlarda çiftleşme dürtüleri var. Eğer hayvanınızı kısırlaştırmadığınızda rahime, testise veya diğer yumurtalıklara fazla bir hormonal dengesizlik olacaktır. Bir denge oluşacak, çiftleşme arzusu oluşacak ama çiftleşmedi. Tekrar. Bunlar rahim kanserlerine, testis kanserlerine ve diğer patolojik durumlara sebebiyet verdiği için eğer hayvanlarınızı çiftleştirmeyecekseniz bunların önüne geçmek için kısırlaştırmayı veteriner hekimler olarak şiddetle tavsiye ediyoruz. Kısırlaştırmadan yana tavır takılıyorsunuz. Tabii. Kısırlaştırın diyorsunuz, zararlar olmaz. Peki hocam, şimdi şöyle çok güzel bir soru gelmiş. Benim küçük bir bebeğim var ama bebekte evlerde hayvana bakılabilir mi? Ne yapmam gerekiyor? Şimdi hocam, hayvanları çok seviyorum diyor. Siz psikologsunuz. Evet. Şimdi çocuklarda mesela zeka gelişimi, IQ gelişimi diye bir algı var. Evet. İnsanlarda daha doğrusu. Evet. Yapılan araştırmalara göre kedi veya köpekle büyüyen bir çocuk, kedi veya köpeksiz büyüyen bir çocuğa oranla IQ seviyesi %20'lerden daha fazlasında bir gelişim sağlıyor. Evet. Bu birinci sebep. Ki biliyorsunuz biz çocuklarımızın zeka gelişimi olsun diye folik asitler veriyoruz, cevizler veriyoruz, bir sürü katkı maddesi bulunuyor. Evet. Bunların hepsinin yaptığı şey bir kedi veya köpek tek başına yapabiliyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep vicdani duygu, sorumluluk bilinci ve şefkat bilincinin oluşmasını sağlayan en güzel şeylerden biri. O çocuğa mesela görevlendirme yapılmasını öneriyoruz biz. Mesela gitsinler desinler ki, kedinin suyunu sen vereceksin, köpeğin mamasını sen vereceksin. Ona daha çocuk yaşta bir sorumluluk bilinci şekillendirilmiş oluyor ve aynı zamanda sevgiyle beraber. Evet, çok güzel anlattı. Anlatacak aklıma bir şey geldi. Benim bir danışan söyledi. Yani hayvanın, köpeğin, kedinin evde bakımı ne kadar önemli olduğunu. Hocam diyor, çocuğumuz eve gelmezdi diyor. Eve bir kedi aldık diyor. İş yerine oturuyoruz, o ben eve gideceğim diyor. Doğrudur. Bunu ben hani kendim klinisyen veteriner hekimim.
Çevremde şunu görüyorum. Evlerine kedi veya köpek almıyorlar. Uğraşamıyorlar, bakamıyorlar. Yoğun insanlar, anlayışla karşılıyorum. Mesela günün bir saatinde gelip diyorlar, hocam kedinizi veya köpeğinizi sevebilir miyiz? Bende iki köpek, bir kedi var. Yani çocuklar oradan gidecekleri zaman şey diyorlar, ya baba, anne biz biraz daha kalalım mı? Ki uyku saatlerini geçmiş olmasına rağmen. Yani bunu birebir yaşadığım için evlerine aldılar mı, o çocukla anne babanın, velinin iletişimi de daha iyi olduğunu kendim gözlemledim. Mesela benim çok güzel söyledin. En azından çocuk bir sorumlu sahibi olacak. Tabii. Suyu ver, bakımını yap, sorumlu sahibi olacak. Peki hocam, bu kadar hayvanları seviyorsunuz, hayvanlarla uğraşıyorsunuz. Hiç hayvanlardan zarar gördünüz mü veya ısırıldınız mı? Gördüm, ısırıldım, çizildim. bu hani şimdi insana bir damar yolu açacağınız zaman hani kolunu kıpırdatma dersiniz, kıpırdatmaz. Ama kediye veya köpeğe bunu söyleyemediğiniz için, söyleseniz bile karşıda bir yanıt olmadığı için ister istemez zaptırap dediğimiz metotlar var. Hayvanı zapt edip işte kolu sabitleyip bir damar yolu açmamız gerekiyor. Bu esnada zaptırap iyi yapılmazsa ekip arkadaşları tarafından kedi sizi ısırabilir, çizebilir, güzel hasarlar da verebilir. Tabii bizim mesleğimizin hani kötü yanı demeyeceğim, gerçeklerinden biri. Bence güzel yanlarından biri. Isırıldık, çizildik de. Sadece hani bunu yaparken ben kendim şahsen koruyucu gözlük kullanıyorum. Çünkü gözün bir geri dönüşü olmuyor. Evet. Isırıldı, deri kendini toparlar. Yanağı çizdi, toparlar. Isırıldı, toparlar. Ama gözün geri dönüşü olmadığı için sadece koruyucu gözlük kullanıp o şekilde müdahalemi yapıyorum. Evet. Şimdi bu ısırılmayı söyleyince bir soru gelmiş hocam. Hayvanlar tarafından ısırılan biri ne yapmalı? Tırmalamadan başlayıp ısırılmaya doğru gideyim isterseniz. Evet. Şimdi tırmalama, yüzeysel bir tırmalama ise pek fazla bir şey yapmanızı gerektiren bir durum yok. Ha, temizlik solüsyonları varsa veya sabun, su varsa sürebilirler. Herhangi bir zarar olmaz. Ama derin dokulara, örnek veriyorum, tırnağı tamamen geçirdiyse deriye, orada bir kanama şekillenecektir. Kanamayı hemen durdurmasınlar. Yapabiliyorsalar, olabildiğince oradan kan akıtsınlar. Bunun sebebi orada tırnağın kendi üzerinde dışarıdan kaptığı patojenler olabilir. Hastalık. Ya kanama olduğu zaman mı hocam? Tabii derin dokuya geçirdiğinde. Yani derin dokuya geçirdiği zaman. Şimdi onu tırnak üzerindeki o mikrobu derin dokuya gönderebiliyor. Bunun önüne geçmek için bölgeyi olabildiğince kanın durdurmamalılar, kan akışına izin vermeliler. Hatta kendileri biraz basınç ile kanatmalılar. Peki oraya bağlama icap eder mi hocam? Yani yok, bağlama. Atar damarlar kesildiğinde oluyor. Yani yapabiliyorsalar en azından bir 15 saniye daha o kanın akmasına izin vermeliler. Evet. Bu yapıldıktan sonra bölgeyi sabun ve suyla bolca yıkamaları gerekiyor. Zaten ondan sonra kan kendiliğinden duracaktır. Evet. Isırmaya gelirsek, ısırma işi biraz daha teferruatlı. Evet. Eğer kendi hayvanınız tarafından ısırıldıysanız, aşılarının tam olduğunu biliyorsanız, o hayvanın ısırığından bir yara oluşacaktır. O da hani verilen bir dişin geçirildiği bir yara. Ya verdiği bir zararı. Evet. Evet. Ama sokak hayvanları tarafından, daha doğrusu sokakta yaşayan hayvanlar tarafından. Daha doğrusu bilmediğiniz bir hayvandan diyor. Evet. Evet. Sahipli bir hayvan olabilir ama o hayvan hakkında bir bilginiz olmadığı için evet. Yapabiliyorsa o hayvan gözetim altında tutulmalı. Ve kişi de en yakın sağlık kuruluşuna gidip bu olayı gerekli doktorlara anlatmalı. Şunlar şekillenebiliyor. Örnek veriyorum, köpekte veya kedide kuduz var ise. Kuduz köpekleri veya kedileri insanlardan daha hızlı öldürebilir. Yani ölümüne daha hızlı sebep olabilir. O yüzden o ısıran hayvanın bir miktar gözetim altında tutulması gerekiyor. İnsanlar kısmına da şimdi veteriner hekimiz, insan sağlığına bakmıyoruz ama evet. Bildiğim kadarıyla kuduzla ilgili antikor testleri yapılır, antijen testleri yapılır. O kuduz etkeni aranır, etken tespit edilirse gerekli kuduz aşıları insanlar tarafından yapılır. Evet. Bu şekilde yapılır. Hocam gündemde yani şu anda çok bitmedi ama yine korona devam ediyor da peki hayvanlardan koronavirüs bulaşabilir mi insanlara?
hayvanlardan koronavirüs bulaşmaz. Hayvanlardan özellikle köpeklerde koronavirüs mevcuttur. Fakat virüsler tek bir virüs değildir. Virüsler mesela koronavirüs ailesidir. Bu koronavirüs ailesinin alt gruplar vardır. İnsanlardaki farklı bir grup, hayvanlardaki farklı bir grup. Zaten koronavirüs köpeklerde 1000 yıldan fazladır mevcuttu. İnsanlarda yeni yeni türediği için daha popüler hale geldi ve bu korku oluşmaya başlandı. Yani bu konuda kesinlikle rahat olsunlar. Hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşmaz. Evet. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Yeni bir yavru kedimiz var diyor. Yeni oldu diyor. Yavru kedi bakımı ne zaman başlanmalıdır? Annesi varsa annesine bırakılmalı. Yavru kedinin annesi varsa ona bırakılmalı. Şayet annesi yoksa doğdu, buldunuz, anne sahip çıkmadı. Onu direkt alıp sıcak bir ortama. Evet. Bunu ben hasta sahiplerime şunu anlatıyorum. Nasıl ki biz insanlar doğan yeni yavrularımıza yazın ortası da olsa böyle battaniyelere sarıp sarmalayıp onu hani ısıtmaya çalıştığımız gibi onları da ısıtmaları gerekiyor. Bunu mesela sıcak su torbalarına içine sıcak su koyup üstüne bir havlu serip bir kapalı ortamda vücut ısı dengesini bu şekilde koruyabilirler. Ondan sonra şimdi yavru kediler kendi dışkılamalarını çoğu zaman kendileri yapamıyorlar. Bunları yapamadıkları için sahibinin, ailesinin yardımcı olması gerekiyor. Orada da çeşitli değişik metotlar var. Herhangi bir veteriner hekimle istişare edip bu yollar neler olduğunu öğrenebilirler. Tahmin ediyorum ki bütün meslektaşlarım da bu konuda canla başla yardımcı olacaklardır. Evet. Hocam diyor ki kedimiz var, tırnağı da çok uzun. Kesiyoruz, uzuyor ama diyor. Kedi tırnak kesimi nasıl ve ne kadar sıklıkla yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Şimdi tırnağın bir canlı... Yani tam uzayana kadar mı? Mesela işte bir an anlattınız ya, işte Allah göstermesin deriye kadar geçirebilir. O duruma gelmeden. Şimdi o süreç tamamen hayvandan hayvana değişebiliyor. Evet. Yani biz insanlarda da mesela bazı insanların tırnakları hızlı uzar, bazılarınki yavaş uzar. O yüzden net bir hani 3 günde bir, 5 günde bir, ayda bir, yılda bir kesim tarzı bir şey diyemeyiz. Mevcut değil. Diyemiyoruz. Ha, tırnak kesiminde dikkat etmeleri gereken şey şu. Tırnağın bir canlı kısmı var, bir de cansız kısım var. Cansız kısım ile canlı kısım arasında cansız kısma doğru kesmeleri gerekiyor. Metot budur. Onu da yaparken patiyi hafif bastırıp öne doğru ittiklerinde tırnağın yapısı ortaya çıkar. Kendileri de görecektir zaten. Cansız kısım canlı kısma oranla daha beyazdır, daha belirgindir. Kendileri gözlemleyebilirler. Yapamıyorsalar herhangi bir veteriner kliniğine veya bir veteriner hekime veya bu işi yapabilecek insanlara götürüp kestirtebilirler. Yani bu şekilde. Hocam siz kendinize ait özel kliniğiniz var değil evet, mi? Herhalde 7-24 saatte çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Gece günü çok arayan oluyor mu hocam? Tabii, yani ben kadın doğumcularla yayın yaptığım zaman söylüyorum yani uyumuyorsunuz diye. Şimdi aynı şeyi size de söylüyoruz. Bence hiç uyumuyorsunuz herhalde. Yok, biz de insanız, uyuyoruz da. Şöyle, nasıl ki insanlar sadece gündüzleri hastalanmıyorsalar, gündüzleri başlarına bir iş gelmiyorsa, hayvanlar da o şekilde geceleri de hastalanabiliyorlar, geceleri de bir travma atlatabiliyor olabiliyorlar. O yüzden 7-24 çalışıyoruz. Zor oluyor mu? Evet, zor oluyor. Ama yine de bir uyku zamanı buluyoruz. Sağ olsun beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımız mevcut. Onlarla dönüşümde çalışıyoruz. Ya ben uyurken onlar işte gelen ve hasta sahipleriyle iletişim halinde oluyorlar. Ya da randevulu çalışıyoruz. Evet, ama acil bir şey olduğu zaman mecburen sizi arıyorlar, ulaşıyorlar. Tabii ki. Çünkü ben kadın doğumcuları şundan diyorum. Yani şimdi çocuğun geliş saati belli değil. Gece 3'te de gelir, 5'te de gelir. Evet. Kedinin veya köpeğin ne zaman hastalanacağı, ne zaman bir yerin düşmeyeceği belli değil. O açıdan sordum. Hatta bizde mesela gece çalışması benim gözlemlediğim daha fazla oluyor. Bunun sebebini de şuna yoruyorum. İnsanlar gün içerisinde çalışıyor. Eve geliyorlar, bakıyorlar mesela kedisi hastaysa hemen getiriyorlar. Veya misafirliklere gidiyorlar,
mesaiye kalabiliyorlar. Eve geç saatlerde geldikleri için gelip bakıyorlar. İşte şimdi kedi ve köpek besleyenler bilir, kapıyı açar açmaz hemen size doğru koşarlar. Çünkü size özlemiştir. Size bir sırnaşırlar. Evet. Yani bilin ki kapıyı açtığınızda kediniz veya köpeğiniz size doğru gelmiyorsa bir problem vardır. Hasta sahibimiz de ister istemez Allah Allah kedim nerede veya köpeğim nerede diyordur. Ve gidip nerede olduğunu gördüyse, yani bilirler hocam. Kedinin mizacından hani iyi olup olmadığını bilirler. Herhangi bir problem varsa önce ararlar. Duruma göre biz gelin veya takip edin şeklinde bir direktifte bulunuruz. Eğer bir durum varsa, getirilmelik bir durum varsa, hekim görmesi gereken bir durum varsa zaman kaybetmeden getirmelerini söyleriz. Ve sağ olsunlar onlar da getirirler. Ve meslekte benim en çok hoşuma giden şeylerden biri de onları bir kedi köpek olarak, bir hayvan olarak görmüyorlar. Tamamen bir ailenin bireyi olarak gördükleri için. Ya çocuğuyla eşdeğer, çocuğuyla daha üstte, çocuğuyla daha altta değer seviyelerini de görüyorlar. Hani çoğu insan, hatta hemen hemen hepsi kedisine veya köpeğine bir isim takar. Hani kediniz diye hitap ettiğimde şey derler, hocam adı var onun. Onun adı var. Adıyla hitap edin. Evet. Yani bu kadar özen gösteriyorlar. Gece vakti de olsa başlarına bir iş geldiğinde hiç tereddüt etmeden getiriyorlar. Hatta kızım diyorlar, oğlum diyorlar. Tabii. Yani çünkü benim çalıştığım bir danışanım da var. Benim kızım da var dedi. Ben de gerçekten bir kızı var zannettim. Sonra kedisi dedi. Çok da hoşumuza gitti. Yani buradan şu görüküyor hocam. Yani gerçekten onlara ne kadar sevgiyle yaklaşırsak onlar da bize öyle yaklaşıyor. Aynen öyle. Hatta en saf sevgidir. Çünkü insanlarda çıkar ilişkisi var. Ama hayvanlarda siz ona bir adım geldiğinizde emin olun 10 adım değil, 100 adım size geliyorlar. O yüzden şefkat tamamen her şeyin ilacı. Evet, sevgi, şefkat her şeyin ilacı. Evet. Hocam bir hanımefendi yazmış. Diyor benim kedim var ama hocama şunları sormak, öğrenmek istiyorum. Kedi diş bakımı, göz bakımı ve kulak temizliği nasıl yapılmalı, ne yapmamız gerekiyor diye bir soru var. Kulaktan başlayalım isterseniz. Evet. Kulak bakımı, kulak temizleme solüsyonları mevcut. Bu solüsyonlardan temin edip kulağın dış çeperini, o solüsyonu bir pamuğa emdirip kulağın dış çeperini olabildiğince içten dışa doğru temizlemeleri gerekiyor. Ha, kulağın göremedikleri kısım onların işi değil. Tamamen hekimlerin işi. Gerekli alet edevatlarla içerinin... Mesela neyle temizlecek hocam şeyleri? Pamukla. Pamukla. Dediğim gibi iç kısımlar ulaşamazlar, yapamazlar zaten. Olur da bir herhangi bir hasar olursa veya bir hastalık olursa o tamamen hekimin işidir veya bu işin ehli olan insanın işidir. Göz temizliği ise şu, nasıl bizlerde göz çapağı oluşuyorsa hayvanlarda da göz çapağı oluşabiliyor. O bir. İkincisi de şu, bazı ırklarda, kedi olsun köpek olsun, gözyaşının toplayıcı kanallarında bir tıkanıklık şekillenebiliyor. Doğumasal olarak veya sonradan gelişebiliyor. Gözyaşı dışarı doğru akar. Bu oluşan çapak ve gözyaşının günlük düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Diş temizliğine gelirsek yapabiliyorsalar diş fırçalama. Ha, yapamıyorsalar da düzenli aralıklarla diş taşı temizliği ve düzenli mama. Bunlar ağız diş sağlığı, göz sağlığı ve kulak sağlığında hayati önem taşıyan faktörlerdir. Hocam mesela bir günde kediye ne kadar mama yedirilmeli? Yani miktar olarak, gram olarak mı olması lazım, litre olarak nasıl, ne kadar yedirilmeli? Onda şöyle, biz kedi ve köpeklerin beslemesinde hazır mamayı öneriyoruz. Hazır kuru mamayı öneriyoruz. O her markadan markaya değişebiliyor. Örnek veriyorum, A markası der ki işte 4 kilo mamaya 80 gram mama vermeniz gerekiyor. B markası der ki 4 kilo hayvana 70 gram vermeniz gerekiyor. Onu kedi besliyorsalar, kedi mamasının arkasında, köpek besliyorsalar, köpek mamasının arkasında öncelikle hayvanlarını bir tartmaları gerekiyor. Hayvanı 3 kilo mu, 4 kilo mu? Aradaki 1 kilo fark biz insanlarda küçük bir değere tekabül eder ama hayvanda büyük bir değer ifade eder. Öncelikle hayvanlarını tartıp
verdikleri mamanın paketinin arka kısmında yazar. Kiloya göre verilmesi gereken gramaj. Gram şeklinde verilir. Şayet hazır mama vermiyorsalar gözlem yoluyla. Öncelikle ben şunu öneriyorum. Bir mama kasesi var, mama kabı var. Mama kabını doldurun. Ne kadar yiyebiliyor? Sonraki gün azaltın, sonraki gün azaltın. Bunu şu şekilde, örnek veriyorum, azalttınız. Hayvanlar doydukları zaman mama kabını yarım da olsa bırakırlar. Yarım bıraktıklarındaki o tespiti yapın, o şekilde devam edin. Hocam bu mesela kuru mama var, yaş mama var değil mi? Evet, doğru. Hangisi iyi? Yani hangisini kullanmaları gerekiyor? İkisini de kullanmaları gerekiyor? Şimdi mama öncelikli olarak bir besindir. Evet. Yani hayvanın beslemesi gerekiyor ve ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, iz elementlere barındırması evet. gerekiyor. Biz hekimler kuru mamayı şiddetle tavsiye ederiz. Yaş mamaya karşı biraz mesafeliyiz. Sebebi şu. Şimdi insanlar giderler, çorba içerler, yemek yerler. Gecesinde veya sabahına veya günde 3 öğün dişlerini fırçalarlar. Kedilerde, köpeklerde bu diş fırçalama olayı tam efektif olmadığı için dişlerin arasında yemek artıkları kalabiliyor. Bakteriler bir tabaka oluşturulmuş olabiliyor ve bunlar diş çürüklerine sebep olabiliyor. Diş taşı dediğimiz tartarlara sebep olabiliyor. Şimdi dişi fırçalayamadığı için kuru mama verdiğimizde kuru mama sert bir şey. Dişi mekanik olarak kazıyor. Bir nevi fırçalama görevi gördüğü için. O yüzden biz kuru mamayı daha fazla, daha sık vermelerini öneririz. Yaş mama vermemelerini önermemizin sebebi tamamen budur. Şayet hasta sahibi işte hocam yaş mamayı daha fazla seviyor. Evet, daha fazla seviyorlar. Çünkü yemesi daha kolay. Lezzeti belki daha fazla. Ama diş, ağız ve diş problemlerine yol açabilir. Bunlardan en büyüğü de diş taşı. Yani tartar dediğimiz şey. Bunların temizliği medikal aletlerle yapılıyor. Gereksiz yere hayvanın anestezi altına alınıp diş taşı temizliğinin yapılmasını hani hasta sahiplerinin isteyeceğini düşünmüyorum. O yüzden kuru mama vermelerini daha fazla öneririm. Tavsiye ediyorsun. Ev yemekleri verenler var. Kesinlikle karşıyız bu duruma. Sebebi şu. Kediler veya köpekler doğada evcilleştirilmiş, doğadan evlerimize giren evcilleşmiş hayvanlardır. Binlerce yıl boyunca bunlar avcı metoduyla beslendiler. Bir hayvanı avladılar, yediler. O hayvanı yerken tuz aramadılar, yağ aramadılar, baharat aramadılar, salça aramadılar. Şimdi biz kendimiz... Pişmiş aramadılar mesela. Tabii ki. Şimdi biz kendimize göre yaptığımız yemekte tuz kullanıyoruz, yağ kullanıyoruz, baharat kullanıyoruz, salça kullanıyoruz. Kendimize yaptığımız yemeği hayvana verdiğimizde tuz, ihtiyaç duyduğu tuz miktarının belki de 100 katından fazlasını veriyoruz. O yüzden kendi yaptığınız yemeği verirseniz böbreklere zarar verirsiniz. Bir defa verdiniz hemen sorun olacak mı? Kesinlikle değil. Hayır. Olabilir. Ama düzenli bir şekilde ev yemeği hayvanlara verdiğinizde böbrek sağlığını tehlikeye atmış oluyorsunuz. Verilen yağ, salça, baharat ise karaciğeri yoruyor. Karaciğer sağlığını tehlikeye atıyor. O yüzden ev yemeklerini vermelerini önermiyoruz. Şayet verecekseler bile tuzsuz, yağsız, baharatsız haşlanmış şeyleri vermelerini öneriyoruz. Çiğ vermelerini, özellikle etleri çiğ vermelerini önermiyoruz. Çünkü etlerde parazit olabilir. Ama bunlar haşlanmış bir şekilde olduğunda parazitlerin çoğu o haşlamanın verdiği sıcaklık etkisiyle, ısı etkisiyle ölecektir. Tamamı değil ama ölüp o şekilde verebilirler. Evet. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Kediye dokunduktan sonra kaşınma hissiyatın olması alerji belirtisi midir diyor. O tabii ki de bir kedi tüyüne alerjisi olan insanlar var. Evet. Bu alerji belirtisi olabilir. Ha, bu tamamen psikolojik olarak insanın bir psikolojik yaklaşımı da olabilir. Hocam tuvalet eğitimi anlattınız ama yine bir soru gelmiş herhalde yeni izlemiş izleyicimiz. Tuvalet eğitimi soruyor hocam. Kedilerde tuvalet eğitimini. O zaman kısaca bahsedeyim.
istemediğiniz yere bir dışkılama yaptığında o dışkıyı alıp kedide o dışkıyı alıp kuma sürün, o dışkıyı koklatın. İstemediğiniz yeri de sirke ve su karışımıyla, birebir orandaki sirke ve su karışımıyla orayı temizlediğinizde feromonlar uzaklaşacaktır. Kediye senin yerin burası değil, burası. Bu komutu öğretirler. Mümkünse de bir miktar o kumda kapalı tutmalarını öneririm. Orayı tam benimsemeleri için. Evet. Peki hocam, köpekler nasıl yıkanır? En keyifli banyo zamanı ne zamandır onlar için? Köpekler şimdi kış aylarında fazla yıkamalarını önermiyoruz. Yani maksimum... Hava şartlarından dolayı değil mi hocam? Tabii ki de. Şimdi onlar tüylü hayvanlar. Onlar bizim gibi havluca hemen kurulanıp işleri bitmiyor. Gerekiyorsa onları fön makinalarıyla, saç kurutma makinalarıyla kurutmamız gerekiyor. Kış aylarında yani minimum ayda bir. Ayda birden daha düşük bir gün skalasına indirmelerini önermiyoruz. Kediler ise kesinlikle yıkanmaz. Ne, hiç mi yıkanmaz? Ya şimdi kedi mesela, örnek veriyorum, çamura girdi, bir pisliğin evet, içine girdi, kaçtı, bir şey oldu. O durumlarda yıkanabilir. Rutin evde baktığınız kedi eğer üstünü ekstrem bir şekilde kirletmediyse yıkanmaz. Sebebi şu, insanlar görmüştür, kediler dilleriyle günde iki defa kendilerini temizlerler. O yüzden kedinizi yıkadığınızda dermatolojik problemlere sebep olabilirsiniz. Kediyi ıslak bırakıp üşümelerine, soğuk almalarına sebep olabilirsiniz. Bir de kediler kolay kolay suya izin vermezler. Orada biraz saldırganlık belirtisi gösterebilirler. Yapmaları gereken köpeklerde yazın 10 günde bir yıkayabilirler. Daha fazlası değil. Daha fazlası cilt sağlığı için, deri sağlığı için önermediğimiz bir şey. Kediler ise dediğim gibi tamamen yıkanmaz. Kendilerini temizliyorlar. Mesela o köpekte yıkanır kendine şampuan falan, sabun, herhangi bir tavsiyeniz var mı hocam? Var. Köpekler için geliştirilmiş özel şampuanlar var. İnsana uygun şampuanlar köpeklere uygun halde değiller. Bunlar kepeklenmeleri arttırabiliyor. Deride alerji yaratabiliyorlar. O yüzden illaki de ben köpeğimi yıkamak istiyorum diyorsa, köpekler için geliştirilmiş özel temizleme solüsyonları, şampuanlar mevcut. Bunlar normal bizim insanlarda kullandığımız şampuan formunda da olabiliyor. Toz şampuanlar da olabiliyor. Bunları kullanabilirler. Evet. Herhalde bir seyircimiz hocam köpeğinden dertli. Şey diyor, köpekler havlaması nasıl söyler? Benim köpeğim çok havlıyor. Ne yapabilirim? Hocama sorar mısınız diyor. Havladıklarında köpeğinizi yanlarına veya karşılarına alıp sert bir ses tonuyla hayır ve işaret evet, parmağını gösterip hayır. Öncelikle bunu yapmalarını istiyorum. Bunu bir defada hemen algılamazlar. Gerekirse bunu 10 defa, 20 defa, 100 defa yapmaları gerekiyor. Hala diretiyorsa burnuna sert bir şekilde parmak ucuyla dokundurup hayır derken dokundurmalarını istiyorum. Bir süre sonra bu davranışlarından vazgeçeceklerdir. Fakat nasıl ki insanlar konuşuyorsa köpekler de havlar, kediler de miyavlar. Bu olması gereken bir şeydir. Hiçbir zaman sıfırlanamaz, sıfırlanmamalı. Çünkü sıfırlanırsa sorun yaşanır. Bu patolojik bir sebep. Evet, patolojik bir sorun, sıkıntı yaşanır. Peki hocam, köpekler neden kaşınır? Köpekler tamamen... Veya köpek aşısı nasıl geçer? Şimdi bir parazit varsa, onlar deride bir kaşıntı sebep olabilir. Onun dışında o bölgede lokal bir kaşınma dürtüsü olabilir. Hani bunlar tamamen doğal bir şekilde de olabilir. İnsan da kaşınıyor. Evet. Doğal sebep hiçbir şey, hiçbir hastalık belirtisi olmadan da köpek kaşınabilir. Gün içerisinde örnek veriyorum, iki defa bir yerini kaşımıştır. Bu pimpirikleşmenin bir anlamı yok. Normal bir şeydir. Ama çok sık bir şekilde bir bölgeye, belirli bölgeyi kaşıyorsa orada bir kesin sorun var demektir. Bu parazit de olabilir. Kulağını kaşıyorsa bir kulak uyuzu da olabilir. Bir ağrı belirtisi olabilir. Bir şeylerin habercisi de olabilir. Yani muhakkak orada bir sıkıntı vardır. Ya bir sıkıntı vardır. Çok fazla bir bölgeyi, lokal bir bölgeyi kaşıyorsa... Evet.
Bir hanımefendi şunu soruyor hocam. Köpeklerin tüy bakımı nasıl olmalıdır? Köpeklerin tüy bakımı bir kere düzenli taramalar gerekiyor. Şimdi kısa tüylü hayvanlar var, uzun tüylü hayvanlar var. Düzenli tarama tüy sağlığını %100 etkileyen faktörlerden biri. Uzun tüylü hayvanlarda kıtıklaşma dediğimiz tüylerin iç içe girmesinin önüne geçmiş olursunuz. Evet. O birinci sebep. İkincisi tüy bakım solüsyonları var. Bunları verebilirler. Üçüncü olarak da fazla gereksiz yıkama yapmadan bu şekilde tüy bakımlarını yapabilirler. Tüy her zaman dökülür, dökülecektir. 1 milyon tüyün içerisinde bir tanesi de dökülmesi normaldir. Ama o 1 milyon tüyün içerisindeki yarısı dökülüyorsa bu bir sorunun habercisidir. Bunlara ekstra olarak da tüy bakımını, tüy sağlığını arttırmalarını istiyorlarsalar çinko ve biyotin takviyesinde bulunabilirler. Bunlar hap şeklinde, tablet şeklinde mevcut. Günlük birer tane verdiklerinde tüy bakım sağlıkları, tüy sağlığı ve bakımların iyiye doğru gittiklerini kendileri gözlemleyecektir. Hocam yine böyle başka bir soru gelmiş. Köpek herhalde sağa sola yapıyor ki evde. Köpek idrarı kokusu nasıl temizlerim diyor. Artık yoruldum diyor. Mamayı verdiklerinde hemen yanında su kabı da var. Suyla içiyorlar. Mamasını yedikten hemen sonra dışarı çıkarmaları. O birinci sebep. Dışarı çıkaramıyorsalar çiş eğitim damlaları mevcut. Veya o yaptığı bölgede daha o idrar kurumadan çamaşır suyuyla temizlendikten sonra sirkeli suyla bir üstünden geçilmeli. O bölgedeki feromonların tamamen uzaklaştırılmasını veya köpeğin belirli bir zaman diliminde takip etmeleri gerekiyor. Hangi zaman aralıklarda veya yemekten ne kadar süre sonra idrar çıkışı gözlemleniyorsa hasta altı pedleri var düz. Yatak koruyucu olarak da geçiyor. Evet. Birçok köpek sahibi onu kullanıyor. Onlardan temin edip tel kafesler mevcut. hayvanı bir süreliğine, örnek veriyorum 3 günlüğüne orada kalmalarını ve orayı tamamen benimsemelerini sağlamaları gerekiyor. Evet. Hocam veteriner hekim olmak nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Bence yüzümden anlaşılıyor. Evet. Veteriner hekimlik eğitim süreci zor bir süreç. 5 yıl alan bir fakülte eğitimi var. Evet. Ben kendi şahsıma söyleyeyim. 5 yılda 5 dakika pişman olmadım. Her zaman söylüyorum. Bu meslek dışında başka bir mesleği yapabileceğimi düşünmüyorum. Mesleğimi seviyorum. Muhteşem bir duygu. Evet. Şimdi burada doğru söylüyorsun hocam. Bundan önce de veteriner hoca hatta dekan profesör arkadaşlar çıkarmıştık. Onlar da bir daha dünyaya gelsem, bir daha meslek seçsem veteriner olurum diyorlardı. Doğrudur. Gerçekten öyle. Peki bu mesleği isteyerek mi oldunuz hocam? Yoksa bir vasıtasıyla mı veya biri mi önerdi? Ya şöyle, tabii ki de hani gördüğümüz meslek büyüklerimiz vardı. Onların yönlendirmesi veya bizim yaptığımız işte gözlemlerle, kendi yaptığım gözlemlerle bu mesleğe karşı bir acaba duygusu oluştu. Bu oluşan acaba duygusundan sonra daha böyle derinlemesine araştırmalarla girip veteriner hekimlik nasıl bir meslektir, alanlar nelerdir, iş sahası nedir, okuması nasıldır, nerelerde okunulabilir, okuduktan sonra memlekete veya başka bir ile gidildiğinde ne gibi işler yapabilir, ne gibi bir sahalarda çalışabilir. Bunların araştırmasına girdikten sonra fark ettim. Dedim, benim hayatımı mesleği dedim. Evet. Bunu dediğimde de lise 3. sınıftaydım. Lise 3. sınıftan sonra tamamen dedim ben veteriner hekim olacağım. Kısmet de oldu. Hayırlısı olsun. Başarılı devam diliyorum hocam. Hocam bir programın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz, eklediğiniz bir şeyler varsa onları alalım, programı bitirelim. Son olarak
davet ettiğiniz için, bu konuşmayı yapmaya fırsat verdiğiniz için başta size teşekkür ediyorum. Mercan TV ailesine teşekkür ediyorum. Kedi veya köpek beslemek isteyen insanlara önerim, sevgiyle ve sabırla yaklaşmaları. Tamamen bu. Onların dili yok ama onlar bizi anlıyor. Onlar dilsiz kullarımız. Dilsiz kullar ama bizi anlıyor. Mesela bir önce söylediniz ya, yapma deyince, dokun deyince, hayır deyince yapmıyorlar. Tabii ki de. Hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Ayağınıza sağlık. Mercan TV izleyicileri, tekrar bir programın sonuna geldik. Bu akşam konuğumuz veteriner hekim Mehmet Ata hocamızla beraberdik. Bu akşam ev hayatında kedi ve köpek bakımı ve beslemeyi konuştuk. Hafta yeni konuklarla görüşmek üzere demeden önce yine her zaman söylediğimiz gibi, bizi yurt dışında Azerbaycan'a izleyen izleyicilerim için geceniz hayırlı olsun diyoruz, hayırlı akşamlar.